Hangi ev? Bu ev. Kapıda bir adam var. Turaç şimdi çıktı. Nadir? Az önce gördüm. İçeride hala. Yanında kim var bilmiyorum. Çocuk? Görmedim. Tamam, kaybol sen. Baş üstüne ağam. Çocuk içerideyse ağam. Bu saatten sonra fark etmez. İnsin adamlar. Baş üstüne ağam. Hazırlanın. Sen kapıyı kır. Ben seni koruyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Dur. Yoklar ağam. Kaçtılar. Nasıl kaçıyorsunuz lan? Allah belanızı versin sizin. Allah belanızı versin. Belanızı versin. Allah belanızı versin. Hay Allah belanızı versin. Lan! Allah belanı versin. Allah belanı... Ağam çıkmamız lazım. Yine kaçtı. Yine yakalayamadık Baran. Yine yakalayamadık. Çıkalım hadi ağam. Polis gelir birazdan. Gözünü seveyim. Yürü. Baran. Buyur ağam. Silahları kaybet. Adamları da uzak tut bir süre. Çıkmasınlar ortaya. Baş üstüne ağam. Poliste yokla bakalım. Haberimiz olsun ne yapıyorlarsa. Tabii ağam. Evde miyiz daha? Buradayız. Geç çıkarız. Tamam. Hoş geldin ağam. Neredeydin? Aradım ulaşamadım, merak ettim. Dışarıdaydım. İşim vardı çocuklarla. Çocuklar? Civan mı? Yok, başka iş. Bir kahve yapsana bana, acı olsun. Hemen yaparım ağam. Benden istedim. Kaç bakalım Nadir. Bakalım nereye kadar kaçacaksın. Gel bakalım aslan parçası. Abi iyi misiniz? Gelen giden oldu mu? Sakin aga burası sakin. Abi kimdi görebildin mi? Aziz'di. Aziz abi. Hadi gelin içeri. Hadi. Nadir. Nadir ne oluyor? Ev iptal Gazi. Delik deşik ettiler. Nasıl oğlum, nasıl buldular? Bilmiyorum. Hazırlıklı gelmişler Gazi. Taradılar resmen, zor kaçtık Mehmet'le. Hanım? Yoktu Allah'tan. Cezaevine görüşe gitmişti. Ama Ümit... Öldü mü? Görmedim. Ama çıkamaz oradan. Hadi gir, içeride konuşalım. Gözünüzü dört açın, tetikteyiz. Merak etme abi. Nereden bulmuşlar lan Nadir'i? Nasıl bulmuşlar? Ne olmuş? Adam gibi anlatsana. Benim de bildiğim bu kadar beyim. Sabahtan çıkmışlar evden. Baran abi 4 tane daha adam almış yanına. Otomatiklerle girişmişler eve. Adresi de Yalçın Başçavuş göstermiş. Yalçın mı? Bize niye göstermedi şerefsiz? Bilse gösterirdi beyim. Ballandıra ballandıra anlatırdı. Yeni öğrenmiştir. Neyse şimdi boş ver. Nadir gebermiş mi? Kaçmış beyim. Çocuk da varmış herhalde yanında. Çatışmış çıkmış evden. Nasıl çıkıyor lan? Makinalarla girmişler diyorsun. Nasıl vuramıyorlar oğlum bir herif? Kolay adam değil ki. Dünkü çocuk değil. Yani kolayı zorun var artık. Evi de yıkıldı başına. Nereye gider bu? Nereye gider? Onu bulmak lazım. Çıkıp yoklasak? Polis kapıda beyim. Sakat olmasın. Gitmediler mi hala? Yok. Allah kahretsin. Şimdi gelemem Sevgi. Önce halletmem gereken bir iş var. Anlatamam ne olduğunu. Ama bitirince yanındayım. Gelebilirsem tabii. İlk uçakla İzmir'deyim. Sevgi, şimdi kapatmam lazım. Ararım. Bir şey mi vardı hanımefendi? Yok bir şey. Arkadaşıma gelmiştim de. Civan Bahtiyar'a mı? Evet. İçeride değil mi? İçeride. Gelene bak. Ne yapacağız? Sesten içeri. Giremezsiniz. Saçmalama. Çekil önümden. Bırakamayız hanımefendi. Rezalet çıkarttırmayın bana burada. Çekil önümden dedim. Abi Bahar geldi. Tamam. Bahar gelmiş beyim. Bahar mı? Ne işi var hala burada beyim? Ne bileyim lan ben. Gireceğim içeri. Civan'ı göreceğim. Çekil. Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Bağırttırma şunu beyim. Polis kapıda bekliyor. Pardon Zahit ya. Ben gideyim alayım istersen. Oğlum gidip sustursana şunu. Ya çekilsene. Allah Allah. İçeri gireceğim dedim. Çekil yoldan. Ne oluyor lan? Hele şükür çıktınız kapıya. Civan nerede? İçeride gel. Bırak be! Zahit, kibar ol oğlum. Ne işin var lan burada? Bir hoş geldin demek yok mu? Yemiş kafayı. Bilmem. Yemişimdir sayende. Buyurun komiserim. Ne olmuş burada? Taramışlar evi komiserim. Görenler var. 2 araçla gelmiş adamlar. 4 kişi dalmışlar bahçeye. Kim varmış evde? Onu bilmiyoruz henüz. Kapıda bekleyen adam daha başta devrilmiş zaten. Kimlik çıktı mı üstünden? Hayır çıkmadı komiserim. Görgü şahitleriyle konuştunuz mu? Hepsini ifadeye aldık komiserim. Elif! Nereye? İçeri bakacağım. İyi ben de geliyorum birazdan. Başka kimse var mı burada? Olay yeri var komiserim. Komiserin gelmesini bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Tamam. Bir saniye komiserim geldi. Sadece önden mi saldırmışlar? Evet komiserim. Tüm detayların fotoğrafını istiyorum. Emredersiniz komiserim. Alo. Delil poşeti var. Buyurun komiserim. O ne? Fotoğraf. Evdekilerin büyük bir ihtimal. Çocuk da var bak. Burası da onun odası. Adamı bulmak lazım. Ne olmuş sence burada? Evde çocuk varken kim saldırır böyle otomatik silahlarla? Neden saldırır? Sadece kapıdaki adam vurulmuş. İçeridekiler nasıl kurtulur? Nereden bileyim? Zaten ilçeye kalmaz bu iş. Alırlar bizden. Merkez bakar. Hazırlık dosyasından sonra çıkar elimizden. Yorma sen de o güzel aklını. Saçma sapan konuşma. Biraz geri dur. Yok abi. Hayır. Tamam. Alo Gazi Bey. Bitti kızım benim seninle işim. Sen daha niye geliyorsun? Sayende gidecek başka yerim kalmadı. Neden? Nadir almadı mı seni? Almadı. Babanlara bile gittim senden sonra. Duydum. Ne alakanız varsa? Bilmiyorum. Davet edildim gittim. Aziz Ağa'nın konuşacakları varmış benimle. Öyle mi? Nadir'i mi sordu sana? Seni, Nadir'i. Sen mi söyledin yerini? Yazık ya. Bir adam bu kadar kolay satılır mı lan? Ne yeri? Ben bir şey söylemedim kimseye. Bırak şimdi. Bari bize yalan söyleme. Ne yalanı ya? Ne oldu, Nadir evi buldular mı? Sadece bulsalar iyi. Başlarına ekmişler. Mehmet de evdeymiş. Ne? Öf, varma ya. Kaçmış Nadir. Ölen kalan yok, rahat ol. Civan, doğru mu? Doğru mu bu? Doğru olsa sana ne? Yalan olsa sana ne? Senin bir alakan var mı Nadir'le? Yok. Benden ne istiyorsun kızım? Sade de gel. Kalacak yerim yok. Kendimi toparlayana kadar burada seninle kalayım. Çok değil, birkaç gün. Her şey dahil mi? Ne? Ya her şey diyorum işte canım. Dahil mi? Hayvanlık yapma Civan. Mahvettin her şeyi. Beni, Nadir'i, herkesi. Dün babanı gördüm. Senden bahsederken nasıl baktığını gördüm. Onu bile mahvetmişsin. Kapında polis var. Kıpırdayamıyorsun. Mesela şimdi gidip anlatsam her şeyi. Ne olur? Yapamazsın ki. Emin misin? Yakamaz mıyım hepinizi? Sen çok mu temizsin ya? Cinayetin var kızım. Neyi konuşuyorsun polisle? Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim. Zahit. Dur bakalım. Şekil dokunma. Kimseye tek kelime edemezsin. En fazla 2-3 gün. Sonra defolup gidersin. Bir daha görmeyeceğim ama. Karşıma çıkmayacaksın bir daha. Tamam mı? Tamam. Nasıl istersen. Zahit. Yürü. Hay dertli başım ya. Yavaş koy. Dikkatli ama ha. Hadi. Durmaz ki. Ya sen koy üstüne. Koy. Hadi. Ah. Ya düştü işte. Sen düşürdün. Bak. Sen yap. Bak göstereyim. Bak. Nasıl bulurlar bizi Gazi? Kim söyler yerimizi? Aklıma bir kişi geliyor. Kim abi? Bahar. Olmaz. Neden? Bugün geldi daha. Sabahtan. Ben de evdeydim. Geldi. Konuştuk. Mehmet'e veda etti. Eşyasını da verdim gitti. Sonra? Sonra. Yarım saat sonra da. Saldırdılar. Hala olmaz mı diyorsun? Diyorum evet. Bahar yapmaz böyle bir şey. Bana kızdı diyelim. Gözden çıkardı. Yok ortada öyle bir şey ama. Hadi canı yandı, intikam almak istedi diyelim. Yine de olmaz. Ya Mehmet varken evde. Çocuk varken yapmaz. O zaman tuzak. Bahar'ın gelmesi de tuzak. Kızın haberi yok, peşine takıldılar. İzlediler, geldiler, buldular evi. Olabilir. Bilmiyorum, benim kafam durdu. Nasıl olduysa oldu işte. Ev mev yok artık. Neyse oğlum. Siz sağ salim çıktınız ya. Gerisi mühim değil. Evet abi. Biz de yoktuk yanında. Aziz kimle gelmiş? Baran, Zahit. Zahit'i görmedim. Baran vardı. Şerefsiz. Öyle deme aslanım. Baran eski Baran değil. Baran abi. Nasıl yani? Kendi adamına sıktı siz çıkın gidin diye. Öyle. Allah Allah. Ulan bunlar dağılıyor mu yavaş yavaş, hayırdır? Bilmiyorum. Ama ben yakında dağıtacağım hepsini. Mehmet'i nereye aldırıyoruz Gazi? Yer bakacaktık. Gel ablacığım. Haberleşmişsiniz zaten. Bekliyorlar sizi. Sağ ol. Oğlan burada mı? Nadir Bey'in oğlu mu? Hı, Mehmet. Burada, buyurun. Gebze'de bir yer, İstanbul dışı. Kimse kolay kolay arayıp bulamaz. Yatılı okul mu burası, nedir? Yatılı. İlkokul çocuklarının kaldığı bir yurt. Mehmet çabuk alışır. Yani yaşıta sayılır çocuklar, sıkılmaz. Abi, nasıl bırakacaksın çocuğu? Sen olmadan nasıl duracak orada o? Bilmiyorum Turaç. Başta zorlanır ama alışır. Nelere alıştı baksana. Annesinden, evinden çıktı. Bilmediği yere, bilmediği insanlara alıştı. Hastalık atlattı. Şimdi de benden ayrılacak. Ayrılmak zorunda. Temelli değil oğlum, gidip göreceksin arada. Şu başımızdaki belaları bir bitirelim, yanına alacaksın. Bitecek mi abi? Şöyle derin bir nefes alabilecek miyiz sonunda? Belli olmaz. Ama artık sonu yok bu işin. Biz rahata çıkalım, çıkmayalım fark etmez. Bundan sonra kimseye nefes aldırmak yok. Mehmet! Hanım. Mehmet yavrum! Oh. Kuzum! Hanım da geldi. Gazi. Hı. Mehmet hepten yalnız kalmasın. Hanımı da yerleştirelim yanına. Kabul eder mi? Etmez mi oğlum? Baksana hallerine. Nasıl kullanacağım ben bunu? Alışacaksın anneciğim. Çalışırız beraber. Buna da şükür değil mi? Hiç değilse kendi başına hareket edebileceksin. Kendi başıma mı? Dalga mı geçiyorsun Aziz? Mahur yapma. Daha da iyi olacaksın anneciğim. Doktor çok memnun senden. Önümüzdeki ay haftada 3'e çıkaracaklar fizik tedaviyi. Daha yoğun bir program hazırlıyorlar. Ne işe yarayacaksa. Sen böyle yaparsan sahiden işe yaramaz. Baba lütfen yapmayın. Benim bir şey yaptığım yok ki. Anana söyle. O da sevindi senin için. Hepimiz sevindik. Ne olur biraz da senin yüzün gülse. Gülecek canım. Gülecek, merak etme. Üzülme sen. Üzülmüyorum. Görüyorum iyileştiğini. Aramıza dönmene az kaldı. Senin aramızdan ayrılmana da az kaldı. Düğünü ne zamana düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Konuşuyoruz Semih'le. Belki yaza da bırakabiliriz. Baban hayatta izin vermez buna. Ev bakıyoruz anne. Nasıl yerleşelim alelacele? Ev? Ayrı ev mi? Evet. Yapamayız burada. Olmaz biliyorsun. Çorban hazırdır. Getireyim. Başka bir şey ister misin mutfaktan? Hayır canım. Ne yapacağım ben sen gidersen? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne güzelmiş oyuncağın. Güle güle kullan. Git başımdan. Kendin kullanıyorsun buradan ha? Dokunma, bırak. Tamam. Kızma. Dikkatli kullan ama. Bak evde her taraf merdiven. Allah korusun bir düşsen, bir yerini acıtsan. Gerçi sen hissetmiyorsun değil mi şimdi? Ama anladın sen beni. Dikkatli ol. Baran. Ne var? Ya bir görüştür artık beni aile. O kadar işini hallettik, daha bir güzellik yapmadı. Arsızlık sevmez ağam. Bekleyeceksin. Zamanı gelince o seni görür. Allah Allah. Garajda yatıyorum kaç gecedir. Ne yiyoruz ne içiyoruz umurunuzda değil. Böyle iş olur mu? İşine gelmiyorsa kapı orada bak. Yallah. Ya dur, yanlış anladın beni. Ben her zaman Aziz ağanın hizmetindeyim de. Yerimi bileyim diyorum. Neyse bir oturup konuşalım yani. Var daha vakti. Bekle. Sesin çıkmasın. Huzursuzluk sevmez ağam. Tamam. Nereye çıkacaksın? Annemi görürüm belki. Alışveriş yaparım biraz. Sıkıldım evde. Sürekli bir hasta muhabbeti. Yanlış anlama, bakılacak Mahur tabii ki ama içim sıkıldı. Anlıyorsun değil mi? Anlamaz mıyım? Bak keyfine, çık dolaş. Ama vakitli dön. Merak ettirme beni. Özletme kendini. Özler misin sahiden? Neden özlemeyeyim? Başın kalabalık bu aralar. Gelenler, gidenler, bir şeyler oluyor belli. Soramıyorum da. Ama aklım başka yerde, biliyorum. İşler güzelim işler. Her zamanki işler. Sorsan da anlatılacak bir şey yok. Hem aklımı boş ver. Gönlüm sende. Yetmez mi? Yetmez olur mu? Ağam. Bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Söyle Baran. Ağam, Nadirlerden bir iz yok. Polis üşüşmüş eve, bakıyorlar hala. Bizden bir iz çıkmaz büyük ihtimalle. Olsun. Yine de takipçisi ol. Uğraşmayalım. Baş üstüne. Bir de Civan Bey'in mekanda polis bekliyor hala. Kapadalar kaç gündür. Kuş uçurmuyorlar Nadir'in baskınından sonra. Kumar işinden huylandılarsa. Çekilmeleri lazım. Mekan rahat olmalı. Civan da. Yoksa biz de rahat edemeyiz. Haklısın abi. Ben bir konuşayım tanıdıklarla. Konuş. Şirkete geçelim. Baş üstüne. Ne o? Görüşemedik hiç. Sen hala gerginsin galiba. Gevşe biraz ya. Rahat ol. Ne o? Toplanmışsınız bütün koca kafalar arkada. Ne konuştunuz sabahtan beri? Karışık işler. Senlik değil. İyi. Bana müsaade o zaman. Nereye? Arkadaşımla buluşacağım. Geç kalır mısın? Kalmam. Akşama program var. Başka sorun? O zaman bay bay. Sana en kıymetlimi emanet ediyorum. Farkındasın değil mi hanım? Farkında olmam mı? Senin kıymetlin benim de kıymetlim. Sağ ol. Hemen bu akşam yerleşiyorsunuz. Biz arada uğrayacağız. Hiçbir şeyiniz eksik olmayacak. Merak etme. Benim tek manim cezaevi ziyareti. Arada Nurettin'e gitmem lazım. Biliyorum, gideceksin. O işi de bir düzene koyacağız. Başka bir isteğin var mı benden? Can sağlığın Nadir. Evim yokken ev verdin bana. Evladım yoktu. Mehmet'le evlat hasretim bitti. Allah yolunu açık etsin, ne diyeyim. Tez zamanda rahat açık inşallah. Evladınla güzel günler gör. İnşallah hanım. Duanı eksik etme. Hanım, çocuğa biraz üst baş aldım. Bir zaman idare edersiniz bununla. Sonra eksikleri tamamlarız. Tabii Gazi Bey. Yemek yememiştir Mehmet. Ben bir bakayım. Mutfağa sor, göstersinler hanım. Hallederiz. Nadir, eve polis gitmiş. Gidecek tabii. Kıyamet koptu. Keşke ortalığı temiz bırakabilseydik be. Nasıl temiz? Ölüyorduk, zor kaçtık diyorum sana Gazi. Biliyorum ama parmak izi falan ıvır zıvır, uğraşırlarsa sakat. Uğraşsınlar, bırak. Mehmet'i emin bir yere alalım, gerisi umurumda değil. O kadar da değil. Sana polis diyorum, polis. Ben de sana fark etmez diyorum Gazi. Buyurun komiserim. Parmak izi çıkmadı mı daha? Bekliyoruz komiserim. Şu fotoğrafı al. Eşkal tespitleriyle karşılaştırma istiyorum. Baş üstüne komiserim. Daldın işe gelir gelmez. Acelesi var mı? Yok mu? Bize kalmaz bu iş Elif. Uğraşma boşuna. Zaman kaybı. Fark etmez, sen işine bak. Ne dedin sen? İşine bak dedim. Bekledin mi çok? Yok, şimdi geldim. Nasıl olmuş? Yakışmış. İyi akıl ettin. Tak da görsün herif. Bir günden bir şey olmaz. Nasıl olsa alıcısı hazır. Doğru valla. Nerede buluşuyoruz? Adam. Öğle yemeği dedim. İlk seferde çok yüz vermeyelim. İyi düşünmüşsün. Çok uzatmayalım zaten. Merak etme. Hadi. Geç kalmayalım. Kalırsak kalalım. Beklesin uyar.